Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeniniz İlke Çevik. Paraf Akademi ile 9. sınıf biyoloji derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta ben sizlere vitaminlerden ve hormonlardan bahsetmiştim. Bugünkü dersimde de nükleik asitlerden ve ATP'nin yapısından bahsedeceğim. Hazırsanız derse başlayalım ama derse başlamadan önce bilmiyorsanız hemen açıklama kısmında PDF'lerimiz var. Bu ders anlatacağım bütün notlar o PDF'in içinde. Önünüze alırsanız rahatlıkla dersi takip edebilirsiniz edebilirsiniz. Ayrıca ben soruları çözerken videoyu durdurup önce soruları siz çözerseniz bugün anlattığım şeylerin ne kadarını anladığınızı ölçmüş olursunuz. Daha sonra sonuçları, doğru cevapları, yanlış cevapları, neyi yanlış yaptığınızı beni dinleyerek ne yapmış olabilirsiniz? Daha rahatlıkla anlamış olabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım hemen. Müzik <laughs> Bugünkü derste organik molekül olan nükleik asit ve ATP'lerden bahsedeceğim. Şimdi nükleik asit dediğim zaman arkadaşlar ne yapmışlar? Zamanında bununla ilgili araştırmalar yapmışlar. Bu araştırma sırasında hücrenin çekirdeğinde asidik özellikle bazı moleküller bulmuşlar. Bu özelliği de ne yapmışlar? Çekirdeğin içinde buldukları için bunlara çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit ismini vermişler. İlk olarak çekirdekte keşfedilmesine rağmen, daha sonraki araştırmalarda hücrenin farklı kısımlarında da nükleik asitlerin bulunabildiğini buluna keşfetmişler. Şimdi nükleik asitler hücrelerde yönetici olarak görev alan bileşiklerin yapısını oluşturuyor. Mesela hücrelerimizdeki DNA ve RNA olarak isimlendiren iki tane nükleik asitin yapısını ne yapmış oluyor? Oluşturmuş oluyor. Nükleik asitlerin yapı birimleri var yani monomerleri var. Nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotit ismini veriyoruz. O zaman nükleik asitler polimer yapıdalar, nükleotitler monomer yapıdadır dememiz gerekiyor. Gelin monomer yapı olan nükleotitin yapısını konuşalım bir de yapısını görelim neler varmış neler yokmuş. Şimdi nükleotit dediğim zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane farklı gruptan oluşacak. Yani bu 3 grubun birbirine kovalent bağlarla bağlanması gerekiyor. Peki bu gruplar neler? Şurada gördüğünüz azotlu bir organik baz. Hemen şurada gördüğünüz pentoz. Pentoz neydi? Pentadan aklınıza gelsin. 5 demekti. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 köşeli görüyor musunuz? 5 karbonlu bir şeker. Bir de ne içirecek? Fosfat grubu dediğim grubu içermek zorunda. Peki bunun yapısı nasıl oluşuyor? Nükleotit nasıl oluşmalı? Bakalım hemen. Bakın burada gördüğünüz azotlu bir bazımız var azotlu baz çeşitlerini az sonra göreceksiniz. Şurada da bir pentozumuz var arkadaşlar. Bu 5 karbonlu bir şekerdir. Bu şekerin çeşitlerinden de az sonra bahsedeceğim birkaç slide sonra. Şimdi azotlu bazla 5 karbonlu şeker bir bağ kurmuş. Bir kovalent bağ kurmuş. Burada şekerden hatırlayın biz şekerlerde glikozit bağını görmüştük. Burada şekerle baz arasında da yine neyi göreceğim ben? Kesinlikle glikozit bağını göreceğim. Bu cepte bunu bilmek zorundayım. Bir de 5 karbonlu şeker ile fosfat grubunun yaptığı bir bağ var. Fosfatı ben nerede görmüştüm organik, organik bileşiklerden? Mesela fosfolipitleri işlerken görmüştüm değil mi? O zaman bu da orada kurduğumuz bağdan aklınızda kalsın. Ne kurmuştuk biz? Ester bağı kurmuştuk. Buradaki kovalent bağın ismi de bu nedenle ester bağı. Bunun da cebimizde kalması gereken bir bilgi olduğunu bilin unutmayacağız. Peki burada azotlu baz ile önce şekeri bağladım. Bu ikisi birbirine bağlandığı zaman arkadaşlar özel bir isim veriyoruz biz buna. Nükleozit diyoruz. Siz nükleozitin yapısına bir tane fosfat grubu bağladığınız zaman da bir nükleotit monomerini elde etmiş oluyorsunuz. O zaman neyi bilmem gerekiyormuş? Glikozit bağını, ester bağını ve nükleozit yapısını da bilmem gerekiyormuş. Şimdi ilerleyelim o zaman, devam edelim. Şimdi burada e, şurada fosfoester bağı diye de vermişim. Burada hatırlarsanız fosfatla şeker arasında kurulan bağ ester bağı demiştim ama buradaki fosfattan dolayı bu bağa bazı kaynaklarda fosfoester ismi de veriliyor. Yazdığını görürsünüz. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Aklınızda bu da kalsın arkadaşlar. Bir yer edinsin. Gelin azotlu organik bazları konuşalım. Azotlu organik baz dediğim zaman kimyasal yapısına göre iki farklı bazdan bahsediyorum. Ya tek halkalı ya da iki halkadan oluşan bir yapıya sahip. Bunların da genel olarak pürinler ve primidinler olarak isimlendiriyoruz. Pürin adını verdiğim moleküller çift halkaya sahip olan azotlu bazlar. Peki bunlar kim? Adenin ve guanin adını verdiğim moleküller. Biz azotlu organik bazları e, biyolojide kullanırken genellikle isimlerin baş harflerini tercih ederiz. Dolayısıyla adenin için A harfini kullanırız. Guanin için de G harfini kullanırız. Tek halkalı olan primidin bazlarından bahsedecek olursak bunlar timin stozin, urasil olarak karşımıza çıkacak. Yine baş harfleri timinin T stozinin S ama İngilizce'de C olarak geçtiği için bazı kaynaklarda C de görürsünüz. Urasili ise U harfiyle ne yapacağız? Sembolize edeceğiz. Fosfatlar e, ise arkadaşlar fosforik asitten elde ediliyor ve hem DNA'nın hem de RNA'nın yapısına katılıyor. Fosfatlarla ilgili zaten bir çeşitlilik bir şey yok. Her, her e, tipte aynı şekilde bulunuyor. Pentozlara bakacak olursak pentozlar ise nükleik asitin yapısında bulunan 5 karbonlu monosakkaritlerdir. Eğer monosakkaritleri izlemediyseniz hemen o videoya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Onu izliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ne demiştik? Asla enerji vermezler demiştik. Neden enerji vermezler demiştik? Çünkü bunlar yapıya katılan moleküllerde. Biz yapımıza katılan molekülleri enerji için harcamıyorduk. Peki kimin yapısına katılacak pentozlar? Tabii ki ribozun ve deoksiribozun yapısına katılacak. Burada da şekerin iki tipi vardı. Ya ben riboz şekerinden bahsediyordum ya deoksiriboz şekerinden bahsediyordum. De hatırlarsanız çıkarmak anlamına geliyordu. Oksi oksijendi. Ribozdan oksijen çıkar demiş. O yüzden ribozla deoksiriboz arasında tek fark bir tane oksijenin eksik olma durumudur. Deoksiriboz şekeri DNA'nın yapısına, riboz şekeri ise RNA'nın yapısına katılıyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, yönetici molekül olmasa bile bir de ATP'miz var bizim az sonra anlatacağımız. ATP'nin yapısında da neyi göreceğiz biz? Riboz şekerini göreceğiz. Ee, devam edelim. Şimdi burada bir de arkadaşlar nükleik asitlere bu şekerler katılıyor dedik. Bu şekerler katıldıkları zaman isimlendirmede de bu şekerin ismiyle isimlendirme yapmış oluyoruz biz. Dolayısıyla deoksiriboz taşıyan DNA'ya ne diyeceğiz? Deoksiribo nükleik asit ismini verirken RNA'da riboz taşımasından dolayı da ribonükleik asit ismini vermiş olacağız. Ve bu moleküllerin de birbirine bağlanması gerekiyor. Şimdi eğer siz nükleotitleri birbirine bağlıyorsanız nükleotitin fosforu ile diğer nükleotitin şekeri arasında bir bağ kuracağız. Bu iki bağ ise biz fosfo bağı diyeceğiz. Yani nükleotitler birbirlerine fosfo diester bağı ile bağlanır. Birazdan şekil üzerinde de bu bağın nasıl olduğunu DNA'yı anlatırken size göstereceğim. Hemen e, devam edelim. Çok nükleotitin fosfo diester bağı ile birleşmesiyle Polinükleotitler oluşur. Zaten DNA ve RNA'nın yapısında da arkadaşlar iplikten bahsettiğimiz zaman bu iplikler çok fazla sayıda nükleotitten oluşmuş olacak. Bu nükleotitlerin birbirlerine fosfodiester bağıyla bağlanmasından oluşacak. O yüzden biz bunlara ne diyeceğiz? Polinükleotit zinciri de isimli verebileceğiz. Şimdi gelin hemen burada bizim e, bir doğru yanlış tik sorumuz var. Hemen bakalım. Diyor ki molekül çeşitlerini inceleyiniz. Nükleotitlerin yapısında bulunabilenleri tikleyiniz demiş. Şimdi benim nükleotitimin yapısında glikoz hayır yoktu. Glikoz 6 karbonlu bir şekerdi çünkü benim 6 karbonlu bir şekerle işim yoktu. Fosfat grubu vardı. Timin bazı bulunabilir dedik. Riboz şekeri bulunabilir. RNA'nın yapısına katılıyor çünkü. Amino asitle benim işim yoktu. Deoksiriboz DNA ise bulunacak. Adenin bulunacak. Fakat yağ ile benim bir işim yoktu. Urasil bazı bulunabilir. Stozin bazı bulunabilir. O zaman sadece şunlar arkadaşlar bulunamıyor. Diğer kalan hepsi nükleotitin yapısında bulunabiliyor. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. DNA'nın yapısını oluşturan bir nükleotidin sindiriminden bahsetmiş. Bunun sonucunda hangi ikisi birlikte oluşamaz demiş. Şimdi DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri vardı 5 karbonlu. Bu bulunabilir. Bunun yanında adenin demiş, fosfat demiş, tibin demiş. Fosfat da bulunabilir. Çünkü şöyle çizecek olursak bakın arkadaşlar şu bizim bazımızı simgelesin. Şu bizim 5 karbonlu şekerimizi simgelesin. Şu da bizim fosfatımızı simgelesin. Fosfat zaten değişmeyen, şekerde DNA olduğu için her zaman deoksiriboz. Bu ikisi asla değişmeyecek. Dolayısıyla şu ikisi birlikte her zaman bulunabilir. Ben deoksiriboza fosfatı işaretledim. Fakat buraya ya adenin gelir ya timin gelir. İki baz da aynı anda bunun yapısına katılamayacağı için ne demeliyim? 2 ve 4 hocam bulunmaz. Bu nedenle cevabım Diyarbakır olmalı demeliyim. Şimdi o zaman artık böyle DNA'nın önemli olan kısımlarına bakalım bir yapısını inceleyelim. DNA dediğim zaman temel yönetici molekülden bahsediyorum. Fakat hücrelerimizde farklı şekillerde bulunuyor. Çünkü biz hücreyi anlatırken size ne demiştik? Bir prokaryotik hücre vardı, bir de ökaryotik hücre vardı. Dolayısıyla prokaryotlarda çekirdek yoktu. Çekirdek bul olmadığı için prokaryotların sitoplazmasında DNA bulunuyordu. Bizim gibi ökaryotik hücreye sahip canlılarda ise hücrelerinde çekirdek olduğu için çekirdeğin içinde bulunuyordu. Aynı zamanda kendi DNA'sı olan Bizim organellerimiz vardı çekirdekleri olduğu için. Bunlar da mitokondri gibi plastiklerden mesela kloroplast gibi yapılardı. Ökaryot hücrelerin çekirdeklerini incelediğimiz zaman DNA'lara arkadaşlar kromozom yapısına katıldığını görüyoruz. Kromozom yapısı neydi? DNA artı histon proteiniydi. Histon proteini onu sarıyordu, hücrenin içine sığmasını sağlıyordu ve Kromozomal DNA'lar doğrusal yapıda, düz bir yapıda bulunuyordu. Fakat siz prokaryotik hücrelere baktığınız zaman ya da bir plastitin, bir mitokondrinin DNA'sına baktığınız zaman doğrusal yapıda bir DNA değil de halkasal yapıda bir DNA görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi halka şeklinde olduğu için bir ucu açık olmayan bir DNA'dan biz bahsetmiş oluyoruz. DNA'yı oluşturan nükleotidlerde arkadaşlar pentoz şekeri olarak deoksiriboz şekeri bulunuyor 5 karbonlu ve kendine özel bir bazı var. Yani diğerlerinde bulunmayan o da timin adını verdiğim baz. Bunun dışında neyi göreceğim? Adenini göreceğim, timini göreceğim, gu e, guanini göreceğim ve tozin bazını görmüş olacağım. Sadece ona özel olan timin diğerleri DNA'nın yapısında da ne olacak? görülecek. Peki DNA'ya bakalım. DNA sarmal yapıda. Sarmal yapısının sebebi Çift iplikli yapıya sahip olması ve kendini eşleyebilmesi. Kendini eşlemesine ben ne isim vereceğim? Replikasyon ismini vereceğim. Kendi kendini e, hücre bölünmesi sırasında ne yapabiliyor? Eşleyebiliyor. Şimdi Bu çift iplikli yapısında bakın ne kadar çok nükleotit görüyorsunuz. O yüzden biz ne diyoruz? Biz polinükleotit yapıdadır diyoruz. Hemen şurayı bir silelim. Şurada bir şekil çizeceğim çünkü size. Şimdi arkadaşlar bu zincirlerden şöyle bir tanesini... Anlatıyor olduğumu düşünün. Şimdi şuraya hemen şeklini çiziyorum. Şu benim fosfatım olsun. Şu benim 5 karbonlu de hatırlarsanız. Deoksiribozumdu. Şurada ise benim bazım vardı. Yine altı aynısını çizeceğim ama bunlardan böyle binlerce olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sadece iki tanesi üzerinden anlatacağım. Hepsinde aynı durum söz konusu olduğu için. Buraya da iki tane baz seçeyim. Biri adenin olsun, biri timin olsun. Fark etmez. Altta işte guanin olsun, stozin olsun. Bunlar karışık sırayla gelebilirler. Ya da peş peşe AAA da gelebilir. TTT de gelebilir. O bizim genetik şifremizde nasıl mevcutsa. Şimdi burada bir o ipliği bir zinciri oluştururken iki tane nükleik asit şunun biri bir nükleik asitti bunun biri bir nükleik asitti. Nükleik asitler bakın alt alta duruyor. Buradaki şeker ile buradaki fosfat şurada bir bağ kuruyor. Hatta bunun hemen rengini değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada bakın bir bağ kurdu. Bu bağ ben ne diyorum işte fosfodiester diyorum. fosfo Fosfodiester bağı. Dolayısıyla bu iplikteki o tek iplikteki bütün nükleotitler fosfat ve şeker arasında şu şekilde hep bağ kura kura bağ kura kura birbirleriyle bağlanmış ve bir bütün oluşturmuş olacak. Şimdi çift iplikli yapıda diyoruz. Şurada da bir iplik daha var ve bu iplik ne olacak? Böyle sarmal şekli alacak. İşte burada da şunun karşısına şu şekilde ne geldi? Diğer nükleotit geldi. Şimdi burada bir de iki nükleotit arasında bir bağ kurulması gerekiyor. İki nükleotitin Bazları arasında bir bağ kuruluyor. Şuradaki bazları arasındaki bağ da zayıf hidrojen bağıdır arkadaşlar. Sakın ha karıştırmayın. Özellikle burada bağlar çok soruluyor. Bağların isimleri kimle kimin arasında kurulduğu bizim için önemli. Her zaman DNA'nın karşılıklı iplikleri arasında bağ kurulurken bir pürünle bir primidin arasında bağ kurulur ve her pürün her primidinle bağ yapmaz. Peki kim kimle bağ yapıyor? Karşılıklı zincirlerle. Adeninle timin İkili zayıf hidrojen bağı kurarken guanin ile sitozin üçlü zayıf hidrojen bağı Kurar. Şurada gördüğünüz bazı formüller var. Bu formülleri ezberlemenizi istemiyorum. Eskiden problem soruları çok soruluyordu. Müfredatımızda vardı. Daha sonra kaldırıldı ama hem eğlenceli hem de böyle daha öğrenmenizi pekiştiren şeyler olduğu için belki okuldaki hocalarınız bunlarla ilgili problemler soruyor olabilir. Problem sormasa bile sorularda mantık olarak cümlelerde bu yargılar çıkabiliyor. O yüzden bunları bilmemizde fayda var. Bunu nasıl öğrenebiliriz ezberlemek yerine? Bol bol soru çözebiliriz çözerek mantığını oturturarak öğrenebiliriz. Şöyle hemen bakalım neler olduğuna. Mesela adenin, guanin, stozin, timin toplandığı zaman DNA'daki toplam nükleotit sayısını veriyormuş. Çünkü bunların hepsi ne yapıyor? Bulunuyor. Yani bir zincirde 200 tane adenin, 200 tane guanin, 200 tane stozin, 200 tane timin varsa hepsini topladığım zaman ben toplam nükleotit sayısını bulmuş oluyorum. Her zaman deoksiribozun sayısı fosfat sayısına eşit olmuş oluyor. O da nükleotitin sayısına eşit olmuş oluyor. Çünkü her zaman her birinde bir fosfat, her birinde bir tane de deoksiriboz bulunmuş oluyor. Bu sayı değişmediği için de bana nükleotit sayısını verebiliyor. Bunun dışında pürinlerle pirimidinleri topladığım zaman neyi elde ediyorum ben arkadaşlar? Yine nükleotit sayısını elde etmiş oluyorum. Bir DNA'da karşılıklı ipliklerde hep şu şekilde bazlar karşı karşıya gelmek zorunda olduğu için bu iplikte mesela şu iplikte 200 tane adenin varsa karşısında bağ yapacak e, timinin kaç olması gerekiyor? 200 olması gerekiyor ki karşılıklı bağ yapabilsinler. O yüzden her zaman pürin sayısı ile primidin sayısı birbirine eşit olacak. Aynı şey guanin ve sitozin sayısı arasında da arkadaşlar geçerli. Bunların birbirine oranına baktığımız zaman mesela az önce sayısal verdik. 200 bu 200 bu dedik. Dolayısıyla siz bunları birbirine Oranlarsanız ne olacak arkadaşlar? Biri elde etmiş olacaksınız. Bu nedenle prim bölü primidin sayısı da her zaman bire eşittir değişmez. Şimdi ilerleyelim dedik ki replikasyon dedik DNA ne yapıyordu hücre bölünmesi sırasında replikasyonu gerçekleştiriyordu replikasyonu gerçekleştirirken de aynı bir fermuar gibi bakın böyle aşağıdan yukarıya doğru açılmış oluyor ve şu asıl bizim ipliklerimiz bak şuraları işaretleyeyim şunlar bizim ilk ipliklerimizdi bu ipliklerin karşı tiplikleri Bakın şurası ve şurası ne yapılıyor? Bu iplik açıldığı zaman hemen sentezlenmeye başlıyor. Bakın burada guanin e, şurada ad, neyi görüyorum? Timini görüyorum. Timinin karşısına ne gelmesi gerekiyor? Adenin gelmesi gerekiyor. Bakın burada adenin var karşısına ne gelmesi gerekiyor? Timin. Bakın burada guanin var karşısına ne gelmesi gerekiyor? Stozin. Dolayısıyla bu iplikler birbirlerini tamamlayıcı şekilde sentezlenmiş oluyor. O yüzden başlangıçta benim bir tane varken ne oldu? 2 tane ipliğim olmuş oldu bu şekilde de hücrelerdeki DNA miktarı iki katına çıkarılmış oluyor ve daha sonra yeni oluşacak canlılara da eşit olarak veriliyor. Şimdi gelin bir soru çözelim hemen DNA molekülleri 4 tane özellik vermiş hangilerine sahip olabilir diyor tek zincirli yapıda olma. Tek zincirli yapıda değildir. Az önce gördüğümüz gibi şöyle arkadaşlar saç örgüsü gibi aynı. Şu şekilde sarmallı bir yapısı var. Çift ipliklidir. Kendine eşleyebilme. Evet bu olaya replikasyon diyorum. Yönetici olarak görev yapma. Evet hücrelerimde yönetici olarak temel olan molekül. Pürüm bazı sayısı kadar Primidin bazı içeren Bakın az önce ne dedim bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü matematiksel hesabı olan sorular sormasalar bile böyle yargılı cümlelerde geçiyor. Her zaman ipliklerdeki pirinç sayısı ile primidin sayısı birbirine eşit olması gerekiyor. O yüzden 2, 3 ve 4'ün olduğu şık yani Edirne'ye doğru cevap demeliyim. Devam edelim. RNA'ya geldik. RNA'da ribonükleik asit demekti. mı DNA yanlıdıysanız DNA'da zaten takılacağınızı düşünmüyorum. Sadece ufak tefek nüanslar var. Mesela bu nüanslardan biri ne? Tekiplikli olması, kendine ait şekerinin Riboz şekeri olması bir de arkadaşlar kendine özel bir bazı var DNA'da bu baz yok. Bu bazın ismi de Urasil isimli baz. E, RNA'ya baktığımız zaman prokaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunuyor. Ayrıca ribozom organelinin yapısında bulunuyor. Ökaryot hücrelere baktığımız zaman çekirdeğin zarında bulunuyor. Sitoplazmada bulunabiliyor. Ribozomun yapısında, mitokondride, plastitlerin yapısında bulunabiliyor. RNA kendini eşleyemiyor ama DNA'nın emriyle arkadaşlar tüm RNA çeşitleri ne yapılabiliyor? Eşlenebiliyor. Bizim burada 3 tane RNA çeşitleri bilmemiz gerekiyor. Mesaj ileten, mesajcı RNA adını verdiğimiz mRNA, taşıma görevi olan taşıyıcı RNA adını verdiğimiz tRNA, ribozomal RNA dediğimiz rRNA'yı bilmemiz gerekiyor. Gelin şimdi onların yapısına bakalım. Bunları 12. sınıfta protein sentezi konusunu işlerken göreceksiniz. Bizim 9. sınıf müfredatımızda böyle kısaca özellikleri var. O yüzden kısa kısa geçeceğiz bunları. Şimdi mesajcı DNA dediğimiz zaman neyi bilmeniz gerekiyor? DNA'daki gen bölgesinden arkadaşlar sentezlenen mRNA hangi protein üretilecekse onun genetik bilgisini şifresini alıyor DNA'dan ve bunu nereye getiriyor? Ribozoma getiriyor. DNA'dan genetik bilgiyi alır ribozoma taşır götürür diyeceksiniz. Mesajı götürüyor arkadaşlar ve böylelikle proteinin yapısına katılacak amino asit sayılarının dizilişini, sayısını, çeşidini de bu bilgi sayesinde ribozoma iletmiş oluyor ve hücrelerimizde yaklaşık olarak %5 oranında bulunuyor. Bir sonraki RNA çeşidimiz ribozomal RNA. Ribozomal RNA da bir canlının hücresinde en çok bulunan RNA çeşidi yaklaşık olarak %80'den oluşuyor arkadaşlar. Çekirdeğin çekirdekçik kısmında bulunuyor. Daha önce nerede üretildiği sorulmuştu. Ribozomal RNA çekirdekçik kısmında üretilir. rRNA, tRNA gibi DNA üzerinde sentezlendikten sonra bakın şöyle kendi üzerinde katlanmalar yapıyor. Kendi üzerinde katlanmalar yaptığı için de hidrojen bağları kuruyor. Bakın katlanma yaptığı yerler şuralar. Şuralar arasında böyle hidrojen bağları var, zayıf hidrojen bağları. O yüzden bağ yapabilen rRNA çeşitlerinden biridir. Ama mRNA kendi üzerinde katlanma yapmaz. Dolayısıyla mRNA da asla hidrojen bağı görmezsiniz. Bu da sorulabiliyor. Çekirdek çıktı de öğretiliyor dedik. Ne yapacak? rRNA'lar arkadaşlar birleşecek ve ribozomun alt birimini oluşturacak. Bir de bizim tRNA'mız vardı. tRNA da yaklaşık olarak %15 oranında bulunuyor. Şimdi dolayısıyla hepsinin oranını da söyledik. Bunlardan en çok bulunanı size sorduğu zaman rRNA diyeceksin. Sıralayalım. Daha sonra %15 bulunan tRNA en son ise en az miktarda bulunan mRNA şeklinde olay gerçekleşecek. Şimdi bunda kendi üzerine katlanma olduğu için hidrojen bağı vardı. tRNA'da da kendi üzerine katlanma olduğu için üç boyutlu bir yapı aldığı için yine hidrojen bağı görüyorum ama mRNA'da böyle bir durum söz konusu değildi. Bakın tRNA'ya baktığınız zaman şu şekilde kendi üzerinde katlanma yapıyor. tRNA'nın görevi de mRNA'ya atmıştı e, ribozoma amino asitlerin bilgisini getirmişti. Kaç sayıda olması, kaç çeşitte olması, hangi sırada dizilmesi. Bu da gidiyor amino asitleri şuradan alıyor ve gidiyor bu bölgeden bağlanıyor ve o bilgiyi o amino asitleri iletmiş oluyor. Dolayısıyla amino asitleri alıp taşıma görevini gerçekleştirmiş oluyor. RNA'larla ilgili şimdilik 12. sınıfa kadar bilmeniz gereken şeyler bu kadar. Gelin burada öğrendiklerimizden bir iki soru daha çözelim ve ATP'nin yapısına geçelim. Bir soru koymuşum ben buraya. DNA ve RNA için demiş hangileri ortak olarak bulunabilir? Şimdi kendini eşleyebilme demiş. DNA kendi kendine eşliyordu. Buna replikasyon diyorduk. Ama RNA kendini eşleyemiyordu. Sadece DNA'nın e, emriyle eşleyebiliyordu arkadaşlar. Buna da ne diyeceğim? Transkripsiyon diyeceğim. Polinükleotit yapıda olma demiş. Evet, birden çok nükleotitten oluştuğu için bu şekildedir. Hidrojen bağları evet içerebiliyorlar genel olarak ve ikisi de ne yapılabilir? Parçalanabilir yani sindirilebilir. O yüzden 2, 3 ve 4'ün olduğu şıkkı yani Edirne Neyi ne gerekiyor? Seçmem gerekiyor. Şimdi gelin biraz da ATP'nin yapısından konuşalım. ATP'nin açılımı adenozin tri fosfat. Yani tri 3 demekti. 3 tane fosfatım var diyor. Bir de adenozin, adenin bazım var diyor. Bu yapısında değişmeyen şey az sonra yapısında göstereceğim. Bizim ATP dediğimiz şey eşit değildir enerji genellikle böyle konuşurken bazen biz bile biliyoruz böyle olmadığını ama ATP eşittir enerji di veriyoruz fakat burada ATP direkt enerjiye eşit değil neden enerjiye eşit değil Çünkü katabolik tepkimeler sonucunda açığa çıkan enerji arkadaşlar ATP ile taşınıyor yani siz ATP'ye fosfatlarla enerjiyi bağlamış oluyorsunuz az sonra şekilde gösterelim ve hücrenin ihtiyaç duyduğu hazır enerjiyi ne? Yapıyor, sağlıyor. Her hücre kendi ATP'sini kendisi sentezleniyor. ATP asla depo edilen bir molekül değil. İhtiyaç duyulduğu an sentezlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir yapım olayı da olduğu için bunun sadece canlı hücrelerde gerçekleşebileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Yapısına bakacak olursak ne dedik? Kendine özel bir bazı var. Bu bazın ismi de adenin bazı dedik. Bazımızı burada görüyoruz. Yine 5 karbonlu bir şekeri var. Pentozu var. 5 karbonlu şekerin çeşidi burada riboz. Her zaman şeker arasıyla baz arasında ne bağımız vardı bizim? Glikozit bağımız vardı. Burada adenin bazıyla riboz bazının pardon riboz şekerinin yaptığı yapıya adenozin ismini veriyoruz. Eğer adenozinin yapısına bir tane fosfat katılırsa ve fosfatla riboz birbirine bağlandığında ester bağı kurulmuş oluyor. İşte bu bir fosfatlı yapıya adenozin monofosfat baş harflerinden AMP ismini veriyoruz. Mono bir demekti. Bir fosfatlı adenozin anlamına geliyor. Eğer siz bu AMP'nin yapısına bir tane daha fosfat bağlarsanız difosfat ADP elde etmiş olursunuz. Bir fosfat daha bağlarsanız trifosfat, 3 fosfatlı yapı yani ATP'yi elde etmiş olursunuz. Bakın burada fosfatlar arasında yüksek enerjili bağlar kuruluyor. İşte bizim enerji dediğimiz şey bu bağlar arasında var arkadaşlar. Biz enerjiyi bu bağlar sayesinde ne yapıyoruz? Alıyoruz. Peki, devam edelim. ATP'nin yapısında nükleotit bulunan bir molekül, organik bir molekül. Adenin bazı, riboz şekeri, 3 fosfat bulunuyor. Ve glikozit bağını söyledik, ester bağını söyledik, fosfat bağlarını, yüksek enerjili bağları söyledik. Bunları artık biliyoruz. ATP'nin sentezlenmesine yani yapılmasına, üretilmesine biz fosforilasyon olayı adını veriyoruz. ATP'yi yıkıyorsak, aralardaki bağları yıkıyorsak, enerji bağlarını koparıyorsak buna da defosforilasyon, de çıkarmaktı. Fosforilasyon, fosforu çıkar anlamına geliyor. Dolayısıyla yıkımına da bu ismi vermiş oluyoruz. Şimdi ATP molekülü hücre zarından geçemeyecek kadar büyük molekül olduğu için her hücre ne yapıyor? Kendi ihtiyacı olan ATP üretiyor. Yani benim sindirim sisteminde bulunan bir hücre ATP üretip de gidip kas sistemime ne yapmıyor göndermiyor. Aynı zamanda her hücre kendisi üretiyor ve kendisi tüketiyor. Yani olay tamamen hücre içinde gerçekleşmiş oluyor. Depolanmadığı için de üretimi ve tüketimi sürekli birbirini takip eden bir döngü şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi bugünkü size anlatacağım konular bu kadardı. ATP ile ilgili de 2-3 tane sorun var arkadaşlar. ATP ile ilgili bu 2-3 soruyu da konuşalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. ATP molekülü ile ilgili demiş hangi yargılar doğrudur demiş hemen bakalım. Birinci yargımız diyor ki egzergonik tepkimelerde açığa çıkan enerji endergonik tepkimelerde aktarılan enerji taşıyıcısı olan organik bileşiklerdir diyor. Böyle çok böyle bilimsel bir cümle kurmuş kafanızı karıştırıyor gibi görünebilir ama biz az önce ne dedik? Üretim ve tüketimi sürekli birbirini takip eder dedik. Biz molekülleri yıkıp enerji açığa çıkaracağız ki oradaki bağdan açığa çıkan enerjiyi de vücudumdaki diğer işlemler için ne yapabileyim? Kullanabileyim. Bu doğru bir ifade. Zaten ilk slide'da ATP'nin X slide'ında gösterdiğim orada bir şekil vardı. O şekilde de zaten bunu görüyordunuz. Şimdi ikincisi yapısında karbonhidrat grubundan incelenen incelenen bazı bileşiklerde bulunur demiş şimdi karbonhidratlardan 5 karbonu ne vardı arkadaşlar? Riboz şekeri vardı. O yüzden bu da doğru bir ifade. Hücre içerisinde ATP yapım ve yıkım tepkimeleri kesintisiz olarak her an devam edebilir demiş. Dolayısıyla canlı yaşadığı sürece enerji ihtiyacı olduğu için bu da depolanmayan bir yapı olduğu için sürekli üretilip sürekli tüketilecek. Gördüğünüz gibi 3 ifadede ne olmuş oluyor arkadaşlar? Doğru olmuş oluyor. Cevabımız edirne olacak Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım nükleik asitler ve ATP ile ilgili gerekli bilgileri size aktarabilmişimdir. Haftaya enzimler konusunu işlemeye başlayacağız. Enzimler konusu biraz uzun bir konu. Birkaç video daha ve soru çözümüyle bu ünitemizi artık sonlandırmış olacağız. Daha sonra da ilerleyen haftalarda hücre ünitesine başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalın.